Aşk kokan anlar, olmaz. Galatasaray bölümüne hoş geldiniz. Galatasaray rahat bir skorla kazandı. Aslında iyi bir başlangıç olmadı Sinan. İlk yarım saat çok zor geçti. Yani pozisyon yoktu ilk yarım saat. Pendik inanılmaz kitledi. Özellikle Lusamba ve NDI'ye bence çok 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 başarılıydı. Ee, Galatasaray Orta sahası üstünü kuramadı. Galatasaray hücum oyuncuları üstünü kuramadı o bölgede ve e, aslında ataklar olgunlaşmadan e, gittili geldili bir e, sekans yaşandı. Tamam Galatasaray pozisyon vermiyor burada. Bu konuda hani çok mahir bir takım. Zaten Galatasaray'ı daha farklı kılan bir daha iyi savunma yapması Fenerbahçe'den. Bir de e, sürekli zaten duran top e, e, ekipler amiri <gülüyor> olarak <gülüyor> Ee, çok yazdın ettin ilk zamanlarda da. drone toplarda yarattığı fark ama işte karar alacağınlarda ya Galatasaray'ın bence daha iyi bir kadrosu yok Fenerbahçe'de. Çünkü daha yıldız e, olduğunu düşündüğü ama süre bile veremediği çok oyuncusu var. Kulübede, kulübede durup ama kulübede durmayan ya da direkt komple kadroya alınmayan bayağı bir 15-20 milyon euro maaşı var Galatasaray'ın. Minimum. Ee, ama 11'i daha iyi abi. Hmm. Kesinlikle böyle. Özellikle son bölümler için kesinlikle daha iyi bir 11 var. Yani Mertens'in könden aldığı topu kardiye bırakışı yani gerçekten A kalite bir 10 numara işi yani. bu Hakikaten çok az oyuncu da görürsün. Yani, e, ben 5 büyüklükte bile yani 7-8 oyuncu olduğunu düşünüyorum daha. Yani Mertens yerine isteyebileceği anlık olarak söylüyorum. Tabii ki de hani ticari olarak ya da işte iki sezonluk vade, orta vadede çok 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 daha büyük oyuncular var. 100 milyon eurolara gidiyorlar ama yani Bellingham değilsen, Florian Wirtz değilsen, Ödegaard değilsen herhalde Mertens kadar şu an etki edecek oyuncu bulmak çok kolay değil. Anlık olarak. Yani çok acayip ya. Yani Icardi'nin vuruşu da çok acayip. Icardi'nin golünü ancak yani bu %100 vuranın golü olması gereken bir e, üst düzey bir şutken, üst düzey bir bitiricilikken. Yani Bunun hazırlanış biçimi daha etkileyici geldi bana. E, Mertens'in payı çok büyük, Icardi'nin de payı çok büyük yine de. Yani Aynen. 35 dakika pozisyon gelmiyor Icardi'ye. Ya bir top getiremediniz kardeşim ben geliyorum oraya deyip orta sağdan topu alıp Mertens'e aktarıyor. Mertens köne, kön tekrar Mertens'e, Mertens Icardi'ye. 35 dakika hiçbir şey oynamamış, hücum edememiş, organizasyon yapamamış bir Galatasaray'ın stres yapmayıp 30 35 dakika pozisyon bulamıyoruz, kendi sahamızda Pendik'le oynuyoruz demeyip yani strese girmeyip belki de ligin bu sene Galatasaray'ın attığı tüm goller arasında en güzel organizasyonlardan birini alıp atıp eee ceza sahasından bitirmesi de Galatasaray'ın bu kimliğiyle Fenerbahçe'de olmayan Fenerbahçe kendini çok strese sokuyor. Skor gelmeyince vesaire. Galatasaray ise çok daha sakin ve olgun. Yani 30 dakika 35 dakika ligin 19. sıradaki takıma karşı pozisyon bulamasan strese girer. Her takım girebilir. Ama bu Galatasaray girmiyor. Bu Galatasaray'daki oyuncular çok sakin. Orada dur diyor Icardi pozisyonu üretemediniz ben geliyorum diyor. Geliyor topu çıkarıyor. Mertens de paslaşıyor falan. İlk ceza dışından gol atıyor. 2 dakika sonra da duran toptan atıyorlar. O da en büyük silah zaten. Haydi bitiyor maç. Nasıl 2-0 oldu diye. Ben e, ses atmaya gittim. <laughs> yani çok kötü bir durum var. Yani olmuyor. Yani Galatasaray içleri değiştirmesi lazım derken ekstra golü gördük. E, Duran top golünü gördük. 5 dakikada e, maç bitti. Aynen. Aa, ya çok çok önce ya kaçırmıyor mu? Kaçırıyor yine. yani Icardi'nin arka direkte kaçırdığı yani e, doğru paslaşmadıkları için, doğru tercihler yapmadıkları için eee işin çok daha erken başka gidebilecek posunu değerlendiremedikleri oluyor ama karar, yani yine dediğin gibi istifini bozmadan, hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor Galatasaray. Ee, hakikaten çok özgüvenli, çok farklı bir takım. Strese girmiyorlar. Okan Hoca da burada doğru yaptı. Hiç strese sokmadı. Yönetimde mesela Fenerbahçe bu finali oynarken sürekli stres, süper finali ayrı açıklamalar, var hakemleri yabancı olsun, işte orta hakem, hakemler yabancı olsun. Mesela Sürekli bir gerilim merilim vardı hatta en son mesela Okan Hoca'nın oğlu da biraz böyle şeye dahil edildi İşte öbürünün oğluna bir şey olduğu zaman işte ortalık şey oluyor e haber oluyor Abi yani. bizimkinin oğlu bilmem ne ya. vesaire gibi açıklamalar geldi mesela Okan Hoca da orada şey yapabilirdi. Yani Açıklamada mesela X birinden gelmiyor Fenerbahçe başkanı, başkanı... söylüyor yani. Direkt geliyor. Okan Hoca orada dedim ki belki Şirazesi kayabilir adam. Herkesin kayabilir. Oğlu çünkü abi de adamın 2-3 yıl önce oğlu ağır bir hastalığı atlattı neyse ki. Geçmiş olsun tekrar. Hani öyle bir durumda Okan Hoca da girse açıklama yapsa ya işte oğluna laf geliyor işte o da ona bir cevap verse vesaire. Galatasaray'da o stresin ve o anladım, kangrenin içine çekilebilirdi. Anladım. 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 hem Okan Hoca hem de yöneticiler olabildiğince takımı sağ içinde tutunca ne oluyor? 30 dakika top bile oynamasan Tiki Taka vesaire ligin en güzel gollerinden bir tanesini yine atabiliyor Mertens Nikardın. Çünkü o kalite var. Öbür tarafta da Fenerbahçe'de de var Cesc Fàbregas, ama adamların kafa sahada değil artık. İşte kongre'ye gitmek zorunda kalıyor bilmem ne. Ama Galatasaray de zaten çıkarılıyor bir yandan bir zor evet. yani. İstanbul Ama Galatasaraylı oyuncular sahanın içinde verdikleri de öyle. Mesela Nelson sezonu çok kötü başladı. Bak son haftalarda yine Nelson. Alanya maçının en iyisi. Bu maçta yine bir iki kritik orta geldi. Bir tane Tiam'ın Vurmadan önce engelledi falan. Yani kafa orada, sahada işini yapıyor herkes. Zaten profesyonel futbolcu. İşini yapıyor ve kazanmaya devam ediyor Galatasaray. Biraz ikinci viteste de oynasa bu maçı mesela 4-1 kazanıyor. Biraz vites attırınca Alanya deplasmanı, en zor deplasman, deplasman 4-0 kazanıyor. Kalite var, profesyonellik var. Onu da doğru yöneten bir ekip var. Şimdi zaten Mayıs ayları işte Okan Hoca maç sonu Mayıslar bizimdir de dedi. Pankartta asarlar konsantrasyonu taraftarlarda bu haftalarda kalmış 5 hafta çok çok büyük bir avantaj Galatasaray'ın eline. Kesinlikle öyle abi. Ee, ama Pendik'te e, ya yani NDI sakatlanana kadar aslında çok iyi bir plan çıkarmış. Ee, öyle for sayılarına, mor sayılarına bakarak hani çok e, açıklanacak bir maç değil tam tersine Fenerbahçe maçına çok daha iyi hücum yaptılar bence mesela. Daha yani. etkili e, bir planları vardı daha iyi durdurdular o konuda da bence netti bu ve Ndiaye'nin hakikaten sağlam bir performansı vardı ama işte bir ekstra gol bir duran top o ikinciye eklediği zaman maç kapanıyor zaten oradan geri dönmesi de çok mümkün olmuyor. O şeysi hikayesi de zaten yine sahanın dışında arama olayı şampiyonluğu sahanın dışında aramakla ilgili Mesela şey yapmadı, zaman geçirmedi diyor Pendikli oyuncu. Dün ben si ilk yarı hatırlıyorum, Tiam dışarıdaki topu aldı, sahanın ortasına bıraktı. Ben Karp Mart'ta görmedi. Dün Sivas Spor'un ilk faulü 63. dakika. Evet, toplamda da 6 tane foalü. Oynamadı mı Sivas Spor'a yani. karşı? Çatır yani. çatır oynadı, elinden geleni yaptı. Toplamda da 6 foalü ile şey puan aldı. 6 hmm. Yani. de puan aldı. 8 faal yaptı diğeri de. Daha az faal yaparak puan aldı. Faal ile bir alakası yok mevzunun. Zaman geçirmedi deniyor. Tiam zaman da geçirdi. İti dışarıdaki topu alıp içeri de attı. Yani bu işte hep böyle sahanın dışında aramakla ilgili. Sahanın dışında ararsan sahanın dışında bırakıyorsun şampiyonda. Halbuki sahanın içinde sezonun ilk yarısında oynayan bir Fenerbahçe vardı. Şimdi burada Galatasaray oynuyor. Fenerbahçe'nin kafası da streste. Sahanın dışında Galatasaray da sahanın içinde kalmayı başardı. Teknik direktörüyle, oyuncularıyla bence. Ee, son olarak şey soracağım. Berkan'ın ee, Icardi'ye vermeyip Mertens'e verdi. As <laughs> yaptı pozisyon. Ee, orada bir panik atak gördün evet. mü? Bir topla. Ya ben <laughs> Icardi'ye falan diye. Icardiye atar diye düşündüm hemen. Icardi'ye atamaması daha iyi oldu. <laughs> evet, evet. Stoperde çıkmadı Murat Akçay'dı galiba. O da çıkmadı. Çıkmadıkça kalenin dibine kadar geldiler. Orada Mertens'e verdi. Bir, bir yandan iyi oldu. Sabırlı kalmak iyi oldu yani orada. Aynen. İstemeden daha doğru bir şeye evet. gitti. İkardı ama çıldırıyor orada. Nasıl atsan <laughs> buraya falan. Eller ayaklar titredi. Ee, Galatasaray'ın bence bir tane zor maç. Ben ligin tamamen kapandığını hala düşünmüyorum. Hı hı. Şöyle hani e, Fenerbahçe'nin hala yani Galatasaray Fenerbahçe fırsat verecek ve böyle olacak, derbi bambaşka olacak demiyorum. Çünkü benim fikrim muhtemelen daha da açılacağı yönünde. Doğrudur. Ama yine de bitmedi. Doğrudur. Sonuçta senin yapacağın bir hata, Adana Demir'den bir... Adana Demir maçı ben Galatasaray'ın daha rahat alacağını düşünüyorum. Kara gümrük de zor. Kara gümrük maçı bence Doğrudur. en kritik maç. Doğru. Fenerbahçe'nin full çektiği bir senaryoda hala kapanmış bir şey yok. Hala Galatasaray'ın yapılması gereken bir ödevi var. 3 maçlık buraya kadar getirip o 3 maçı alarak çok daha rahat çıkabilir. Ben Galatasaray'ın bunu da yapacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın fikstürü hala daha kolay. Fikstürleri de kıyaslarsak işte Adana Demir, Karagümrük. Bir tane daha maç, maç var. Üçüncü i̇ç maçı iç, iç sahada Sivas. Sivas maçı. Aynen. O da biraz ilk maçı rovanşı gibi bir maç olacak. İç sahada. Diğer tarafta Konya-Kayseri küme düşme hattında ve Beşiktaş. Evet. Ee, zor bir fikstür, kolay bir fikstür değil kesinlikle. Eee ben Galatasaray'ın artık e, ben derbiye 6 ya da 7 puan farkla çıkacağını düşünüyorum. Benim Peki Mertens asist kralı olur mu? Olabilir ama şey de bağlı şimdi Karaca yani Kaslıpaşa da ya 2 asist yani, önde şu an. 13 2 asist 17. önde de yapabilir yani. Hani evet. Mertens ben yapar belki 3 tane ama Aylin dönüş 2 tane yapsa yetiyor yani. Ya şey ilginç oldu. Geçen sene Kerem'in biliyorsun şubata kadar asisti yoktu. Şubat'ta sonra 12 tane asist yapıp asist kralı olmuştu. Aynısı Mertens'e oluyor. Abi 5 maçta 5 asist yapmış evet. ve şeyde değil. Her maçta bir asist yapmış yapmış evet. adam. Aslında 23 şut pası var. Yani daha fazlasını yaparmış. 23'ten 5 çıkarmışlar. Ya. Yani 23'ten 10 falan da çıkabilirdi. 10 golle 10 asist de çıkabilirdi. Yani 5 hafta önce Mertens asist krallığında böyle ortalarda falan anca yani iç yukarılarda bile değil. Tabi tabii ilk 10'da değil yani. Evet. 5 asisti birden yap. Aynı Kerem gibi oldu. Aslında bu Galatasaray'ın kimliği işte yani. Son düzlükte bir açılıyorlar. Yani geçen sene Kerem Yakar'da açıldı. Şimdi Mertens ikardi açılıyor. Hmm. Aynı yani. Bu kez Mertens oldu. Geçen senenin finali mesela Mertens iyi getirememişti. Bitmişti, yorulmuştu. Şimdi sağlam geldi ve iki Tadiç'le yakaladı yani 11-11. Hayreddin Uluç'ta 13 asist. Yani bu şekilde giderse son 5 maç 23 şut bas abi yani. Çok ciddi bir sayı yani. yani bu, buna yakın giderse asist kralı olur. Olabilir. Hayra 3'e bağlı işte. Hayra evet. 3 faktörü de var. Evet. Yani kafa kafaya olsa başka bir şey derdim de iki asist az değil. O da kalmak istiyorum demiş. Çok belirleyici oynadı yani bilmiyorum. Gol krallığında da Icardi götürebilir. Icardi de Bence son Icardi 5, gol maçta, 5 maçta 6 gol. Icardi de o şekilde. 20-20 oldu. Ee, şu anda. Ben Icardi'nin Icardi bu arada sakat geçirmez onu çok başlangıcını düşünüyorum o Beşiktaş maçına kadar. Ya gerçekten 30 golü zorlayabilecek bir oyuncuyken daha yeni 20'yi geçti. Tabi zaten süre 23, olarak 23, da azalıyor. Yani. Bence mi? Mesela Mertens'in Tadiş'ten galiba 600 dakikası daha az. 600 dakika demek... Ligin yarısı yedekti ki Mertens. Ha evet yani kaç maç eksik oluyor? Yani 6-7 maç az oynamış oluyorsun yani 600 dakika. E şey Icardi'nin de bir 100-200 dakikası falan daha az şeyden galiba Ceko'dan tam şey olmasa bile daha az olduğunu biliyorum. Hani süreye bazlı da aldığımızda net şey e, Dakika geçme bazlı ihtimalleri Asist kralı belki bilmiyorum. Hayredinovic ee, ile 800 dakika falan var zaten. Hayredinovic ile şey arasında, Mertens arasında. O, yani neredeyse 10 maç yani. Arada fark var. Gol artası kralı dublesi tekrar gelebilir Galatasaray'a. Gelebilir. Kralı gelebilir. Ee, Beşiktaş uzun süre sonra kazandı ve farklı bir şekilde kazandı. Ee, şimdi Beşiktaş bölümüne geçiyoruz.